Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere evde kalmış reçellerinizi değerlendirebileceğiniz çok az malzemeli, çok da lezzetli, harika bir kurabiye tarifiyle geldim. Çok fazla uzatmayacağım. Nasıl yapmışım? Buyurun tarifine geçelim. Kurabiyemiz için bir adet yumurta kullanıyoruz. Şöyle bir çay bardağı da pudra şekeri kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi katı yağsız bir kurabiye arkadaşlar bu. Katı yağ kullanmayacağız. Şeker ve yumurtamızı iyice çırptıktan sonra bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağlı bir kurabiye oluyor. Çok da ekonomik bir tarif. Mutlaka kaydedin, işinize yarayacak diyorum. Sıvı yağımla da birlikte çırptıktan sonra un eklemesine geçeceğiz. Şöyle bir su bardağı unumu ekliyorum. Bir paket vanilya, bir paket de kabartma tozunu ekliyorum. İkinci su bardağı unumu da üzerine ekledikten sonra şöyle spatula yardımıyla hiç elimi bulaştırmadan güzelce hamurumu karıştırıp yoğuruyorum. Bu hamura elinizi daldırdığınızda fazla yapışkan bir hamur arkadaşlar elinize çok fazla yapışabilir. Bunu her zaman sıvı yağlı kurabiyelerimde belirtiyorum. Elinize yapıştığında endişe etmeyin. Birazcık buzdolabında bekletirseniz veya elinizi çıkarıp içinden yıkarsanız fazla yapışma olmayacaktır. Daha istediğim kıvama gelmemiş. Şöyle yarım su bardağı un daha kullanıyorum ve hamurumu toparlıyorum. Gördüğünüz gibi spatula ile yapınca elinize yapışmayacaktır. Hemen ceviz büyüklüğünde kurabiyelerimi yuvarlayıp yağlı kağıt serdim fırın tepsisine diziyorum. Yağlı kağıdınız yoksa fırın tepsisini tereyağı veya margarinle yağlayabilirsiniz. O da yoksa sıvı yağla yağlayabilirsiniz. Hepsini bu şekilde ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak yuvarlıyoruz. Gördüğünüz gibi bu verdiğim malzemeden tam 20 adet kurabiye çıkıyor. Bir fırın tepsisi. Hemen fırınımı 180 derecelik ısınmış olan fırınıma gönderiyorum. Tam 15 dakika arkadaşlar çok fazla geçirmeyin. Bakın 16-17 dakika olunca böyle çok fazla kızarıyor. 15 dakika pişiriyoruz. Bakın bu şekilde altının kızarması, kenarların hafif kızarmaya başlaması yeterli. Bu şekilde görür görmez fırından alın. Şimdi kurabiyelerimizi batıracağımız sosumuzu ayarlayalım. Yarım kavanoz vişne reçelim vardı benim. Vişne reçelinin taneleri bitmişti. İçinin sulu kısmı kalmıştı sadece. Hemen onu bir sos tavasına alıyorum. Ocakta iyice ısıtıyorum. Dikkat edin kaynatmayacağız. Sadece ısıtacağız arkadaşlar. Ki böyle kurabiyeleri batırdığımızda kurabiye hem reçel sosunu çeksin hem de batırması kolay olsun. Bakın kaynatmıyorum. Yeteri kadar sıcaklığa eriştikten sonra hemen kapatıyorum. Şöyle bir kaseye birazcık boşaltıyorum. Benimki kadar kullanmanıza da gerek yok. Şöyle bir kase gördüğünüz gibi bir kase reçel yetiyor arkadaşlar. Şimdi kurabiyemin üst tarafını batırmayı tercih ettim önce. İsterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Daha sonra Hindistan cevizine batırıyoruz. Bakın çok güzel pembiş pembiş kurabiyeleriniz olacak. Dilediğiniz reçeli kullanabilirsiniz. Hiçbir sorun yok arkadaşlar. Evinizde hangi reçelin taneleri bitmiş, suyu kalmışsa bu kurabiyeyi yaparak değerlendirebilirsiniz. Şimdi ikinci kurabiyemi bütünüyle sosun içine attım. Daha lezzetli olacak. Sosunu da iyice çektikten sonra çatalla Hindistan cevizini bulayıp tabağıma alıyorum. Kurabiyelerin hepsini buladıktan sonra buzdolabına kaldıralım. Bir 5-10 dakika sonra reçelimiz tekrar soğumuş ve donmuş olacak. Bu şekilde kurabiyeleri elinize aldığınızda reçel yapışmayacak arkadaşlar. Birazcık mutlaka buzdolabında bekletin.
Bakın, kurabiyelerim hazır. Bakın bu şekilde buzdolabında bekledikten sonra kesinlikle elinize yapışmıyor. Çok fazla da bekletmiyoruz. Bir 5-10 dakika yeterli. Daha sonra bir saklama kabına koyarak kurabiyelerinizi muhafaza edebilirsiniz. Uzun sürede bayatlamıyor. Gerçekten çok lezzetli bir kurabiye. Bakın içi kıtır kıtır kek gibi, dışı da reçelden dolayı çok lezzetli. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bugünlük de tarifimin sonuna geldim. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.